Lan Rıdvan, nereye gidiyorsun? Counter oynamaya gidiyorum internet kafeye. Atla, ben de oraya gidiyorum. Şu petrolden depoyu fulleyelim. Öyle gidelim internet kafeye. Ne kadar olsun efendim? 300 liralık doldur abi. Tanker tahminen kaç dakikaya gelir? Ne tankeri lan? 150 litre benzini cebinizde dolduracak halimiz yok ya. Doğru ya, 2 liraydı benzin. Sen depoyu fulle yeter abi. Vurmadın ki gülleleri. Vurdum lan, görmedin mi? Kör müsün? Ver lan o gülleleri. Vermem lan o gülleleri. Kavga etmeyin çocuklar, niye kavga ediyorsunuz? Hile yapıyor abi ya. Utanmıyor mu lan hile yapmaya? Bir dakika. Tut bakayım şu yumurtayı. Lan bu tosuncuk lan. Bununla gülle oynama oğlum. Bu adam memleketi dolandırıyor. Artık inandın mı adamın 2020'den geldiğine? Ben başta derli sanıyordum. Söyledikleri doğru çıkmaya başlayınca ben de inanmaya başladım. Adam her şeyi biliyor. Sadece maç skorlarını bile söylesen milyarder oluruz. Bu adamı kaçırmamak lazım. Nerede peki şimdi? Adam 2008'de nasıl ödediyse artık çocuklara tas oynuyor. Maç yapıyor, internetten çıkmıyor. Bir de sürekli Kral TV'de çalan müzikleri dinliyor. Ulan adam 2020'den 2008'e bunları yapmak için mi gelmiş? Biz bunları her gün yapıyoruz. Geçen ben Kral TV'de Tarkan'ın yeni şarkısını dinlemek için bir saat bekledim. Garip hareketleri var, ben de fark ettim. Dün akşam kuzenimin düğününde saatlerce halay çekti. Neymiş? 2020'de halay çekmek yasakmış. Lan 2020'de halay çekmek de mi yasaklanmış? Vallahi Cavit 19 mu diye bir virüs varmış. Cavit 19 ne lan? Nerede şimdi bu Rıdvan? Bizim mahallenin çocuklarına 2020'de nasıl ünlü olunur onu öğretiyoruz. Kalk gidelim, bize de öğretsin nasıl ünlü olacağımızı. Sevdik de vermediler, sen federasin dediler. Bravo abi, bravo. Aynen böyle çocuklar. Tek tek geçip yapıyorsunuz, hadi. Ne yapıyor lan bu? Vallahi 2020'de Tokitik diye bir uygulama varmış, onu öğretiyor çocuklara. Ne oluyor lan bu Tokitik? Tokitik değil lan, TikTok. TikTok ne oluyor peki? Un kapanı gibi bir şey herhalde. Onun gibi bir şey. İzleyin şimdi, yapıyorum bir tane. Ulan dünya, boşuna dönüyorsun. Çift okey de bende. Neyesi? Bunu yaparak ne vereceksin ülkeye? Lan böyle saçma saçma hareketler yapıp bozma çocukların psikolojisini. Ulan zaten böyle saçma sapan şeyler izleniyor 2020'de. Ulan sana çoluk çocuğun eline düşmüş desene. Duydun mu? DJ Akman yeni bir şarkı çıkarmış. Bende CD'si var. İstiyorsan vereyim dinle. Böyle adalet mi olur lan? Siz 2008'de DJ Akman'ı dinliyorsunuz, biz 2020'de Çağatay Akman'ı. DJ Akman ezanı remix yaptı diye öldürüldü diyorlardı. Doğru mu? Öyle bir şey yok oğlum. Hatta adam Instagram'da beni takip ediyor şu an. Instagram ne lan? Bizim MSN yok mu? Onun resimlisi. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Bizim Rahmi abi taburcu olmuş diyorlardı hastanede. Ben de oraya gidiyordum şimdi abi. Hadi hep beraber gidelim. Robinho Barcelona'ya nasıl gol attı gördünüz mü? 2018'de Sivas'a transfer oluyor. Hadi lan oradan. Rahim abi, çok geçmiş olsun abi. Siz kimsiniz lan? Biziz abi, biz. He, Mustafa sen misin? Sana geçmiş olsuna geldik. O kadar dedim sana Rahim abi, kaza yapacaksın dikkatli ol diye de ciddiye almadınız beni. Lan o deliyi niye getirdiniz? Deli değil abi. Adam o kadar bize söyledi, 2020'den geliyorum zaman makinesiyle, biz inanmadı. Nasıl inanayım bu adama? Adam 2020'ye kadar olan her şeyi biliyor. Doktor muayene gecikti. O geldi galiba. Boşa muayene ücreti verme bence Rahmi abi. Niye lan? Rahmi abi kör oluyordu. Ney? Kör mü? Çüş lan, abartmayın. Gözü sulanıyordu, damla kullandım. Ondan sardım sargıyı gözüne. Boşa ödedin sen doktor. Sadece göz damlası mı kullandın doktor bey? Evet. Böyle şeylerin şakası olmaz. Ne şakası lan? Göz damlası yine yanlışlıkla Japon yapıştırıcısı damlatıyordu Rahmi abinin gözüne. Sen bakma o deliye doktor. Lan Mustafa, bu sizin nişatın sahibine benzemiyor mu? Vallahi abi sanki tıp demiş burnundan düşmüş. Benim lan ne benzemesi? Doktorum ben, hobi olarak müteahhitlik yapıyorum. Gözlerini yavaş yavaş açabilirsin. Açılmıyor doktor. Nasıl açılmıyor lan? Açsana gözlerini Rahmi. Açılmıyor doktor, açılmıyor. Japon yapıştırıcısı kuvvetli olduğu için açamıyor olmasın? Japon yapıştırıcısının burada ne işi var lan? Ah, demiştim size. Ben de diyordum Tarık Mengüç posteri niye yapışmıyor duvara diye. Meğersem Japon yapıştırıcısı yerine göz damlasını kullanmışım.
Rahmi Bey, küçük bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın lütfen. Ne? Lan ağlayınca gözyaşlarım çıkmıyor. Adamın gözyaşları dışarı çıkmıyor. Ne yapmamız lazım? Bana bırakın. Temel ile Fatime yolda gidiyormuş. Yerde bir tane lamba görmüşler. Temel lambaya bir tekme vurmuş, içinden cin çıkmış. Cin demiş ki dile benden ne dilese. Temel de özür dilerim demiş. Bu nasıl fıkra lan? Adamın gülmesi lazımdı. Daha çok ağladı. Gel anne abi gel. Ben hava alalım. Temiz hava iyi gelir sana abi. Gece gece ne işimiz var lan ormanda? Bana da iyi gelecek. Sana neden iyi gelecek lan? 2020'de her yer betonlaştı. Hasret kaldık ormana. İnandın mı artık adama? Senin köy olacağını bile bildi adam. İnandım. Peki tekrar görecek miyim? Gözlerim açılacak mı? Görsen ne olacak abi? Ne demek lan görsen ne olacak? Abi ben Mustafa ona söyleyeceğim. Ne demek oğlum görsen ne abi olacak? Abi ben Serhat Tutman karşısında. Ne demek oğlum görsen ne olacak? Ne diyorsun lan açık açık söylesene. Gelin siz benimle gelin. Anlat hadi. Rahmi abiyi kaybediyoruz. Ne? Nasıl kaybediyoruz abi? Pozi'de bir bomba ihbarı veriliyor. Olay yerine ekipler gelene kadar herkes toplanıyor tabi. Rahmi abi de boşa toplandınız oğlum. Bomba olsa patlardı deyip çantaya tekmeyi vuruyor. Tabi tekme atınca bomba patlıyor. Yok patlamıyor. Bu hikayeyi ne anlattın bize? Eve dönerken araba çarpıyor. Lan peki bunun bombayla ne alakası var? Arabayla çarpan bendim çünkü. Konuyu biraz uzatayım da kafanız karışsın istedim. Direkt Rahmi'yi çiğnedin desem Allah bilir siz beni döverdiniz. Araba kullanma o zaman o gün. Ya da Rahmi abiyi dışarı çıkarmayalım. Ecel geldikten sonra Rahmi abi çelikten kasaya katsak da boştur Mustafa. Ne yapacağız peki şimdi? Son günlerini iyi geçirmesini sağlayacağız. Kim o? Rahmi abi benim sana 500 TL borcum vardı abi hakkını helal et. Lan o kadar da iyi davranma lan. Benim de bir ton borcum var. 2020 nasıl? Güzel mi peki? Merak etme Rahmi abi 12 sene sonra bir doğrudayız. Dolar bir tren altına düşüyor diyorlardı. Düştü mü bari 2020'de? Vallahi ben buraya gelirken 7.40'tı Rahmi abi. Şüş! 7.40 mı? Şimdi benim anlamadığım 1 dolar 7.40 ediyorsa 0 dolar 3.70 mi ediyor? Matematik olarak evet. Yani 2020'de bir dövizciye gidip hiç dolar vermeden 3 lira 70 kuruş mu alıyoruz? Öyle şey mi olur oğlum saçmalama. Nereye gidiyorsun Rahmi abi? Bütün paramı dolara atacağım. Şimdi cefasını çekim, ileride sefasını söyleyeceğim. Ulan keşke öleceğini söyleseydik. Adam öleceğini bilmeden geleceğe yatırım yapacak. Pardon birader,